Evet, merhabalar. Milyoner Olmak serisinde analizlerimize devam ediyoruz. 80 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Amacımız Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit bugün de dün olduğu gibi düşüşüne devam etti. %0,49'luk düşüşte 10.700 seviyesine gün noktaladı. Bankacılık endeksi diğer endekslere göre halka arz endeksiyle beraber en fazla değer kaybeden hisse senetlerini içeriyordu. 15.000 seviyesinin hemen üzerinde noktaladı. Halka arz endeksi dün artmasına rağmen bugün satışların geldiğini gözlemledik. 87.000 seviyesine gün noktaladı. Tabii ki yukarı doğru hareket eden hisse senetleri ve endeksler de söz konusuydu burada. Özellikle gıda içecek endeksinin %1,56 yukarı doğru hareket ettiğini gözlemledik ve hemen ardından da madencilik endeksi %1,52 yukarı doğru hareket etti. İkinci sırada ve üçüncü sırada da taş toprak endeksi çimento alanında faaliyet gösteren hisse senetlerinin bugün itibariyle genel çerçevede yukarıya doğru hareket ettiğini gözlemledik. Daha ziyade emek yoğun olan hisse senetlerinin yukarı doğru bugün itibariyle hareket ettiğini görmekteyiz. Gün içerisinde tavan yapan hisse senetlerine baktığımız vakit İCİ Girişim Sermayesi, Çelik Halat, Batı Söke, Çimento, İpek Enerji, PL Tur, Uşak Seramik, Dirit, Viking Kağıt, Ege Seramik, Koza Polyester ve Beygö hisse senetleri yukarıya doğru hareket eden hisse senedi. Ve şöyle bir hisse senetlerine baktığımız vakit ön planda gözüken Çelik Halat hisse senedi 20 TL'lerin başından 31 TL'ye kadar art arda hisse senedinin tavan yaptığını görmekteyiz. Seymen Gıda hisse senedi, Halka Arz hisse senedi bugün de düşüşüne devam etti. %2,14, 24,64 TL'den gün noktaladı. Eforşa hisse senedi dün olduğu gibi bugün de yukarıya doğru hareket etti. Burada Seymen Gıda hisse senedinden Eforşa hisse senedinin ayrıştığını görmekteyiz. Hem Eforşa hem Seymen Gıda Halka Arz hisse senetleri olmasına rağmen Eforşa'yı nispeten talebinin daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Sönmez Pamuklu hisse senedi %2,02'lik düşte 77,6 TL'den gün noktaladı. Daha evvel bu seviyeden hisse senedi tepki veriyordu. Bugün itibariyle tepki vermediğini gördük. Evet, Sönmez Filament hisse senedine baktığımız vakit %6,2'lik artışta 100 TL barajına tekrardan yaklaştı. Daha evvel de bu hafta itibariyle 100 TL'nin üzerine çıkmıştı. BOFA'nın kuvvetli satışı sonrası 94 TL'ye çekilmişti. Bugün itibariyle tekrardan 100 TL'ye yaklaştığını görmekteyiz. Evet, 2023 yılı Kasım ayı halka arz hisse senetlerinden Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı beklemiş olduğumuz tepkiyi bugün itibariyle verdi. %8,06'lık artışta 3,35 TL'den gün noktalı gün içerisinde tavana otursa da 3,41 seviyesine çıksa da bu seviyelerde tutunamadı. Gün bitişine doğru satıcıların geldiğini gözlemledik. Kale Seramik hisse senedi art arda iki tavandan sonra dünkü %5'lere varan sert yükseliş neticesinde bugün kâr satışlarının geldiğini gözlemledik. 48,66 TL'den gün noktalı. Evet, gün içerisinde anlatmış olduğum hisse senedi Tümasan hisse senedi 133,6 TL'den gün noktalı. Gün sonuna doğru hisse senedinin saldığını görmekteyiz. Gün ortalarında saat 16'ya yakın hisse senedi tavana çıksa da buralarda tutunamadı. Tabii ki hisse senedinin yıllık hareketine baktığımız vakit 77 TL'lerden 180 TL'ye kadar hareket ettikten sonra 125 TL'lere kadar geri çekildi. Bu seviyelerden tepki vermesini bekliyordum. Nitekim bugün itibariyle en azından nispeten tepkisini görmekteyiz. Evet, gün içerisinde 137,5 TL'den almış olduğumuz hisse senediyle ilgili 141,7 TL'den satış emrimiz gerçekleşti. Hisse senedi maksimum gün içerisinde tavan fiyatı olan 141,7 TL'yi görerek sonrasında geri çekildi. Tabii ki satıcılar kısmında BOFA, Info ve Yapı Kredi görmekteyiz. Alıcılar kısmında TEB Yatırım oldukça kuvvetli alış yaptı bugün itibariyle. 17. gün portföy özetine baktığımız vakit 220 bin 845 TL portföyümüzün büyüklüğü. Evet, tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre hareket etmesi gerekiyor.